Birleşmiş Milletler Uluslararası Dünya Gençlik Günü'nü kutlarken dünya gençleri gündemde. Gençlerin maruz kaldığı sorunlara farkındalık yaratmak amacıyla Dünya Kiliseler Konseyi Ekümenik Uluslararası Gençlik Günü'nü 12 Ağustos'ta kutladı. Birleşmiş Milletler Uluslararası Dünya Gençlik Günü'nü kutlarken dünya gençleri gündemde. Gençlerin maruz kaldığı sorunlara farkındalık yaratmak amacıyla Dünya Kiliseler Konseyi Ekümenik Uluslararası Gençlik Günü'nü 12 Ağustos'ta kutladı. Bu yılki Uluslararası Gençlik Günü'nde akıl sağlığına odaklanıldı. Bu tema Dünya Kiliseler Konseyi ağları içindeki ve dışındaki gençlerden gelen verilerin bir sonucu olarak belirlendi. Ekümenik harekete Youth Engagement'la Health and Healing'de katkıda bulunuyor. Youth Engagement Program Yöneticisi Joy Bohal, Vatikan News'e gençlerin bugünü dört gözle beklediğini söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle bu yılki kutlama dünyanın farklı yerlerindeki kişilerin sanal ortamda bir araya gelmesiyle yapıldı. Küresel gençlik kutlamasının bir parçası olarak Pasifik bölgesi, Afrika, Avrupa, Kuzey ve Latin Amerika olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden okumalar yapıldı. Özellikle Uluslararası Gençlik Günü için bestelenen ve yazılan parçalar mevcut. Gençlerin kiliseler için önemine değinen Bohal, İsa Mesih'in öğrencilerinin de genç insanlar olduğuna dikkat çekti. Bohal, günümüzde dünya gençleri armağanlarımızı kullanmak ve inancımızdaki farklı sorunlara çözüm getirmek için ön saflarda yer alıyor. Bundan dolayı kilise, Tanrı'nın krallığını yeryüzüne getirmek için gençlerle ortak liderlik alanları oluşturmaya çağrılıyor dedi.